Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, bir süredir merakla beklenen General Mobile'ın Barcelona'da duyurusunu yaptığı, tanıttığı GM5 Plus D modeli. Niye D? Çünkü çip simli. Elimizde bugün gittik General Mobile'ın ofisinde telefonu kurcaladık, inceledik ve sizler için bir test örneğini edindik ve detaylı incelemesinin öncesinde bir unboxing yapacağız. Yani kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Telefonun kutusundan neler çıktığını sizlere aktaracağız. Çünkü kutu içeriği tarafında General Mobile'ın bence oldukça önemli bazı detayları yer alıyor. Öncelikle telefonun teknik özelliklerinden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Neler vardı diye bir tekrar hatırlayabilmek için. Biliyorsunuz Android One projesi ile birlikte General Mobile özellikle 4G modeliyle akıllı telefon pazarında çok ciddi bir sükse yarattı. Ve GM5 Plus modeli de bunu kesinlikle sürdürecek gibi görünüyor. 5,5 inçlik IPS ekranda Full HD ekran çözünürlüğüne sahip ve Corning Gorilla Glass 4 ile yani daha doğrusu ekranın korunduğunu söyleyebiliriz. DDR3 düşük güç tüketimli DDR3 bellek ve 3 GB'lık bir sistem belleği cihazda mevcut. 32 GB'lık dahili hafıza 128 GB'a kadar da microSD kart desteğiyle birlikte geliyor. Bunun dışında Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 617 işlemcisiyle birlikte geliyor GM5 Plus modeli. Ayrıca kategori 7 LTE modemle birlikte 300 megabit bölü saniye indirme ve 100 megabit bölü saniye upload hızlarına sahip. Buna ek olarak 3100 mAh saatlik bir dahili bataryayla geldiğini söyleyelim. Ayrıca cihaz USB Type-C girişine de sahip. Bu da bu modelin farklı özelliklerinden bir tanesi. Evet, hemen şu kenardaki sticker'ı bir yavaşça bir yırtalım. Kutu içerisinde neler olduğuna bakalım. Detaylı incelemesi öncesinde telefonun kutusundan satın alan arkadaşlarımıza, kullanıcılara neler çıktığını söyleyelim. Buradaki D modeli dediğimiz gibi cihazın çift SIM kartlı olduğunu gösteriyor. Şöyle yavaşça açalım. Burada bir etiket var. Hemen ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu telefonu alan kullanıcılar Ultimate Guitar, Monument Valley, Toca Life, No Launcher gibi uygulamaları ve Modern Combat 4 oyunlarını indirimli bir şekilde alacaklar. Burada nasıl alacaklarını göstermişler. Hemen şöyle kenara koyalım. Kutudan ilk olarak General Mobile GM5 Plus çıkıyor. Hemen şunu da gösterelim şu şekilde. Şöyle bir de fotoğrafımızı çekelim. Üzerinde bir etiket mevcut ve siyah renkli model bize geldi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Siyah renkli modelle birlikte incelememizi yapacağız. Çift SIM kartlı veya tek SIM kart veya microSD kart kombinasyonunu kullanabiliyorsunuz burada göründüğü gibi. Hemen bunu bir kenara koyalım. Telefon tasarımına zaten değineceğiz. Şöyle bir açalım bakalım. Kırmızı renkli oldukça hoş bir kutu tasarımına sahip. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Hemen şu kutunun içinde neler olduğuna bakalım hızlıca. Evet, SIM kart iğnemiz var. Bunun dışında da kullanım kılavuzları, garanti belgesi vesaire gibi klasik dokümanlar kutu içeriğindeki bu kırmızı kutuya dahil edilmiş. Hemen onu da bir kenara koyalım. Bu arada kulaklık ve USB kablosunun rengi de gerçekten çok hoş görünüyor. Evet, General Mobile Turbo Charge isimli bir şarj aletimiz mevcut. Hemen bakalım burada değerlerini görebilecek miyiz? Evet, 9 volt 2 amperlik çıkış, 12 volt 1,5 amperlik çıkış veriyor. Yani hızlı şarj özelliğine sahip. Bunu da söyleyelim ve hemen sonrasında kenara koyalım. Kabloya bakalım. Dediğimiz gibi USB Type-C kablosuyla birlikte geliyor. Yani bu cihazda USB Type-C desteği mevcut. Oldukça şık hazırlanmış bir kablo olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Aşağı yukarı uzun olur şekilde kısa bir kablo. Niye kısa bir kablo? Çünkü arkadaşlar kutudan bir kablo daha çıkıyor. Evet, bence General Mobile'ın bu telefona sahip olacak kişilere yaptığı en güzel jestlerden bir tanesi bu. Telefondan iki tane USB Type-C kablo çıkıyor. Bunun sebebi bir tanesini ofisinizde, bir tanesini evinizde kullanabilirsiniz. Bunun dışında USB Type-C kablolar kolay bozulur. Yani bozulduğunda kolay temin etmesi zor bir kablo standartı olduğu için General Mobile burada bence çok tatlı bir jest yapmış ve ikinci kabloyu da kutuya dahil etmiş. Hemen koyalım kenara çünkü burada bir tane daha güzel bir detayımız var. Bu da çok önemli bence. Evet, küçük bir flash belleği andırıyor bu cihaz. Kendine ait bir kılıfı var, silikon kılıfı. Nedir? Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Bir ucu USB Type-C, bir ucu micro USB. Yani bir dönüştürücü arkadaşlar. Micro USB kablosunu bununla cihaza bağlayarak Micro USB'den USB Type-C'ye çıkış sağlayabiliyorsunuz. Bu da bence müthiş bir detay olmuş ve güzel bir koruma ile birlikte
Bunun da çok rahat taşınabilir. İşte cüzdanınızda bozuk paraların yanına atabileceğiniz veya buradan anahtarınıza takabileceğiniz bir detay olmuş. Üstünde de GM5 Plus baskısı mevcut. Çok şık, çok güzel düşünülmüş bir detay. İki tane kulaklık kauçuğu var ve kırmızı bir kulaklık görüyoruz. Hemen onu da şöyle bir açalım. Hızlıca bir bakalım neler varmış. Nasıl bir kulaklık? Arkadaşlar kulaklık oldukça şık görünüyor. Hani hem kırmızı detayları hem de bu metalik kombinasyonla birlikte oldukça şık ve kaliteli göründüğünü söyleyebilirim. Üstünde Canel Mobile baş harfleri mevcut. Şık görünüyor. Bunun dışında kontrol mekanizmasındaki o fırçalanmış tasarım da oldukça güzel. Ses açma kısmı ve durdurma butonları veya arama kabul etme butonu da cihazda yer alıyor. Şu uçtaki kısımsa muhtemelen Galatasaraylı arkadaşların ilgisini fazlasıyla çekecektir. Evet, kutu içeriği bu şekilde. Gerçekten hoş bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriği tarafında da oldukça zengin. Telefonu hemen şöyle bir alıp şu arkadaki sticker'dan bir kurtulmak istiyorum öncelikle. Tasarım detaylarına daha net bir şekilde değinebilmek için. Evet, şöyle göstereyim. Elimizdeki model GM5 Plus'ın çift sim kartlı ve siyah modeli. Son derece şık görünüyor. Gerçekten ele alındığı andan itibaren bu şık ve dayanıklı yapıyı hissedebiliyorsunuz. Arka taraftaki o kauçuk yüzey hem kavrama konusunda hem de elinizden kaymaması konusunda telefona ciddi anlamda bir destek sağlayacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Telefonun şimdi arka tarafına baktığınızda hemen şuradan da aslında şunları yavaş yavaş kaldırmak istiyorum kendime alan açmak için. Evet, telefonun arka tarafına baktığınızda 13 megapiksellik çift LED flash'la desteklenen kamerayı görüyorsunuz ve oldukça büyük bir sensör alanı var. Kamera alanı biraz büyük tutulmuş. Altta Canel Mobile logosu. Çift LED flash var fakat çift tonlu LED flash değil. İkisi de tek tonlu. Yani parlaklığı arttırıyor. True ton özelliğini vermediğini söyleyelim. Bunun dışında üst kısımda bir tane mikrofonu görüyoruz. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise bir yandan da çalıştıralım telefonu. Açalım bakalım. Evet. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise 13 megapiksellik otofokus destekli ve LED flash ile desteklenen ön kamera yer alıyor. Yani telefonun hem ön tarafında hem arka tarafında 2 adet 13 megapiksellik kamera mevcut. Cihazın sağ tarafında ses kontrol butonları ve güç butonu yer alıyor. Sol tarafta ise hemen şöyle şunu bu şekilde koymak istiyorum. Orayı da bir göstereyim sizlere. Şu sim kart iğnesini çıkartıp şu alanı da bir göstereyim. Evet, ikili şekilde kızak görüyorsunuz. Bu kızaktan hem sim kartı hem microSD kartı cihaza takabiliyorsunuz. Şunu hemen yerine yerleştirelim ve tasarımla alakalı detaylara biraz daha devam edelim. Sanırım şu şekilde olacak. Evet. Evet, cihaz açıldı. Dediğimiz gibi sağ tarafı sol tarafında cihazın sim kart ve microSD kart girişi mevcut. Alt tarafa baktığınızda ise USB Type-C girişini ve hoparlör ızgarasını görüyorsunuz. Burada bir tarafta da boş bir alan var. Buradan da mikrofon yerleştirilmiş. Cihazın üst kısmında da 3,5 mm kulaklık girişini görmekteyiz. Hemen kurulum ekranına bir bakalım. Telefon gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar ve IPS ekran renk doygunluğu açısından da benim başarılı bulduğum ekranlardan bir tanesi. Şurada detaylı görebiliyor musunuz? Alt kısımda bir beyaz bir nokta var. O da cihazın aslında bildirim ışığı ve telefon şarj edildiği zaman o ışık yanıyor. Ben hani gönül isterdi ki sağında ve solunda kalan taraflarda da bir adet şey olsun. Kapasite butonlar yer alsın. Çünkü cihazda kapasite buton yok. Hemen bir desen belirleyelim mi kendimize? Güvenli başlatma diyelim. Hayır, teşekkürler. Hızlı hızlı geçelim. Hemen şöyle basit bir şifreyle desenle yolumuza bir devam edelim. Bildirimlerin tamamını göster. Kilit ekranı ile alakalı. Şimdi biliyorsunuz Android One projesi ile birlikte Canel Mobile saf Android arayüzünü kullanıcılara sunuyor ve her cihaz yaklaşık 2 yıl boyunca bütün güncellemeleri ilk önce alma garantisi veriyor kullanıcılarına. Bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Yani Google Nexus'la birlikte Android One projesindeki bütün cihazlara da bu desteği sunacak. Bunu hemen söyleyelim. Evet, dediğimiz gibi sanal kontrol butonları var. Ekrandan çok fazla yiyor mu? Açıkçası yemiyor. Bir detaya daha girmek istiyorum. Telefonun beyaz kasalı modelinde içerideki gizli çerçeve biraz daha gösteriyor kendini. Ama siyah modelde gerçekten kamufle olduğunu da söylemem gerekiyor. Hemen şöyle bir detaylara inmek istiyorum. Bakalım neler var.
Dediğimiz gibi Android 6.0.1 sürümüyle geliyor ve bütün güncellemeleri 2 yıl boyunca bu telefon alacak. Bundan da bahsedebiliriz sizlere. Bakalım başka neler var? Gezebileceğimiz widgetler, ayarlar. Ayarlara az önce girdik. Telefonun detaylı incelemesini yapacağız. Öncesinde sizlere bir kutu açma videosuyla telefonun kutusundan neler çıktığını göstermek istedim. Çünkü 2 tane USB Type-C kablosu ve özellikle bu dönüştürücü bence kutu içeriğindeki firmanın kullanıcılarına yaptığı en güzel jestlerden bir tanesi. Ayrıca GM Assistant ve Storoid şeklinde firmanın kendine ait iki yazılımı da telefona yüklenmiş durumda. Bunlar da işte Storoid tarafı firmanın kendi onayladığı ve tavsiye ettiği uygulamaları düzenli olarak takip edebileceğiniz bir alan aslında. Dediğimiz gibi Android'in Safa yazılımını kullandığı için birebir bütün Android işletim sistemine ait yazılımlar mevcut. İşte kamera uygulaması, cihazın Google'ın kendi geliştirdiği kamera uygulaması. Şöyle izinleri verelim. Arayüz tarafında zaten alışık olduğumuz bir arayüz mevcut. Yani yeni bir durum yok, herhangi bir yenilik yok. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama gerçekten arkadaşlar 1000 lira bandında alınabilecek en yüksek performansı ve en şık telefonlardan bir tanesi. Hatta liste başı olarak General Mobile GM5'i söyleyebilirim. Evet, bir kutu açma videosunun daha sonuna geldik. Benim telefonla alakalı ilk fikirlerim oldukça güzel. Barcelona'da da zaten daha önce görmüştük. Sizlere anlatmıştık bu telefonu. Dediğimiz gibi şık bir cihaz olmuş. Detaylı incelemeyle kısa süre içinde karşınızda olacağız. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.